Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Anlı şanlı Galatasaray'ımızın Football Manager 2022 macerasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kısa bir kariyer özeti hemen yapalım ve Liverpool deplasmanıyla başlıyoruz. Kabus olabilir. Bakalım, göreceğiz neler olacak. Kötü başladığımız serüvende Olympiakos'la 3-3 berabere kaldıktan sonra bir toparlanma yaşadık. Özellikle savunmada çok iyiyiz. Yani son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçta sadece bir gol yedik. O golü de Lazio'dan yedik. Son 3 maçta Ankaragücü deplasmanı 3-0, Lazio'yu Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir skorla yendik. 6-1 ve Beşiktaş'ı kendi sahamızda 3-0'la geçtik. Şimdi bu videoda arkadaşlar 2 Liverpool maçı oynayacağız. İlk önce Liverpool deplasmanına gideceğiz. Daha sonra ben Başakşehir, Manisa, Fatih Karagümrük maçlarını oynayıp size sonuçlarını aktaracağım. Ve yine Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u NEF Arena'da konuk edeceğiz. Puan tablolarına baktığımızda önce tabii Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Çünkü artık lig bizim için araç, hedef, amaç Şampiyonlar Ligi. Lazio 3 maçta 6 puanda maçını oynadı ve kazandı arkadaşlar Kulüp Brugge karşısında. Bizim için iyi bir sonuç. Nasıl iyi bir sonuç? En azından üçüncülüğü Kulüp Brugge kendi sahamızda yenerek garanti altına alabiliriz arkadaşlar. Kulüp Brugge 3 maç 1 puanda kaldı. Galatasaray'ımız 2 maç 4 puanda. Liverpool 2 maç 3 puanda. Şimdi Liverpool deplasmandayız. Muhtemelen mağlup olacağız ve 3. sıraya düşeceğiz 4 puanla. Evet, şimdi lige de yine de bir şöyle göz attığımızda ligde ise an itibariyle lider durumdayız. 6 maç 16 puan, 5 galibiyet, 1 beraberlik. Kayseri 15, Adana Demirspor eksik maçı var. 5 maç, 5 galibiyet, 15 puanla sezonun sürpriz takımı. Başakşehir 14, Beşiktaş 14 puanda, Fenerbahçe 6 maç 10 puan, Trabzon 6 maç 6 puanda. Evet, Anfield Road'a gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Hakikaten hiçbir şeyim yok, yani tahminim yok. Nelson yerine Kamara'yı atalım. Orta sahada şöyle Kerem Aktürkoğlu'nu Balogun yerine koyacağız. Son maç ufak bir rotasyon yapmıştık. Taylan'ın yerine Çıkıldağ'a koyduk mu? İlk 11'imiz hazır arkadaşlar. Evet, bu kritik karşılaşmadaki ilk 11'imiz İrfan, Tavares, Marco, Kamara, Neko Williams, Berkan, Çıkıldağ, Kerem, Morutsan, Barış ve Brenner şeklinde. Haydi bakalım, çıkıyoruz arkadaşlar. Birazcık da futbol şansının, bayağı bir futbol şansımızın yanında olması lazım. Lazio maçında futbol şansı da yanımızdaydı. Skor 6-1'di ama 2.38 gol beklentisinden 6 gol bulduk. Liverpool, Alisson, Arnold, Joao Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Corona, Firmino. Evet, şey yok. Mane'nin olmaması büyük avantaj. Haydi bakalım, devam. Evet, susacağım. Susma totemimizi yapacağız arkadaşlar bu karşılaşmada. Liverpool 4-3-3'te başlıyor karşılaşmaya. Salah, Firmino ikilisine dikkat etmemiz lazım. Corona da çok iyi bir oyuncu. Porto'dan tanıyoruz kendisini. Free transfer yaptı Liverpool'a bu sene. Haydi bakalım. Haydi çocuklar, sizdeyiz. Bir duran top. Abi duran toptan yemeyin ya. Fabinho 1-0 dakika 9, ne yazık ki. Çok da kötü başlamadığımız maçta duran topla kilidi açıyor diyebiliriz Liverpool. İrfan'dan da garip hareketler. Ama İrfan'ın burada yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani çıkıp alır mı? Çok ters noktaya gelmiş top. Evet, duran topla geri düştük arkadaşlar. Karşılaşmada da dakikalar ilk 20 dakikalık zaman dilimini bitirdik. Aslına bakarsanız şu an XG'ler eşit. Toplam şutta rakibine karşı üstünlüğümüz var. Toplu oynamada da Liverpool'a karşı üstünlüğümüz var. Tam bir beraberlik oyunu oynuyoruz ama duran topla skor değişti tabii. Şimdi sağ tarafta o topu almamız lazım. Neko Williams kiralık geldiği takıma karşı oynuyor. Ama biz onun karakterine de güveniyoruz. Şimdi Berkan, Morutsan aradan bırakmaya çalıştı, olmadı. Van Dijk, Keita çıkmaya çalışıyorlar. Neko Williams arada. Şimdi Berkan Kutlu'dan Morutsan. Morutsan'dan sol tarafa iyi top. Kerem Aktürkoğlu çizgiye indi. Kerem Çıkıldağ'a bıraktı. Ceza sahası içindeyiz. Çıkıldağ yine Kerem'e mi oynayacak? Hayır. Berkan! Gol! Çok güzel bir gol. 1-1. Enfield'da Berkan Kutlu attı 1-1. İşte bu. Çıkıldı o. Ben Kerem'e atar sandım ama çok iyi noktaya orta. Berkan kafayı vuruyor. Alisson'un yapabileceği çok fazla bir şey yok. Topu göremedi bile muhtemelen. Önü çok kalabalıktı. Evet, 1-1 yakaladık. Şuradan bir süpersinizi diyelim. Ve gerçekten iyi bir futbol var sahada. Aman aman arkadaşlar, şu ağzımıza... Abi yapmayın ya. İki duran top, iki gol. Olacak iş değil. Ya İrfan açılacak mısın? Çıkacak. Ya İrfan ne yapıyor ona? Ya vallahi Muslera'yı affedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani İrfan
Kelimenin tam anlamıyla bomba şu ana kadar. Yani hiç beklentimizi karşılayamadı gerçekten. Özellikle bu seviyeler için çok toy gözüküyor. Şimdi Nuno Tavares çıkamadık. Van Dijk araya giremedik araya. Kaleciye doğru Alisson Becker. Uzun bir top. Abi orada aldırma ya. Aldırma orada ya. Aldırma ya. Jesus Corona 3-1. Geldiler attılar arkadaşlar. Bu da çok basit bir gol. Yine çok basit bir gol yedik. Ne yazık ki çok üzgünüm. Yani kaleci vuruşu. Burada bu topu aldırmamamız lazım. Marcao'nun büyük hatası. Keita iyi bıraktı ama orada olay Neko Williams kaçırmış belki koronayı ama orada olay Marcao'da bitiyor. Yapışıp ki markaj yap seçeneğimiz açık. Olmadı. Valla bir şey diyemiyorum. Yani çok kötü oynamadığımız bir deplasman ama oyun skor oyunun karşılığı değil. İlk yarı itibariyle 7 şut 6 isabet 0.81 gol beklentisinden 3 gol bulduk. Yedik arkadaşlar. 2 duran top ve korona golü. 5 şut 2 isabetten 0.16 gol beklentisinden Berkan golünü çıkarttık. Şöyle bir gidelim bakalım. Aynı takım, aynı taktik anlayışla sahada olacağız. Hatta birazcık daha artık mağlup olduğumuz için şöyle bir beklerimi bir öne atabilirim. Şöyle beklerimi biraz öne çıkartalım. Ama fark da artabilir tabii ki. Fark da artabilir. Şu ana kadar rakipte Jesus Corona ve Keita, takımımızda ise Berkan ve Çıkıldağ'ın iyi performansları var. Yine bir duran top şansı. Abi yeter ya. İnanılır şey gibi değil. Yani 3 duran top ve 3 gol. İrfan çöktü ya. Sadece İrfan değil ama hücum anlamında da kötüyüz. Evet, Balogun'u alalım. Emre Kılıncı alacağım. Kerem çok kötü çünkü. Barış'ı sola atalım. Yani Morutsan da kötü ama Morutsan'ı da çıkartamam an itibariyle. Ya da Taylan yapalım. Şöyle Taylan'ı atalım. Çıkıldağ önde oynasın biraz. Barış Alper'e ters ayaklı kanat oyuncusu hücumlu ve diyelim. Berkan'a da hafif bir Mezzella desteği çakalım arkadaşlar. Artık biraz çok riske döndük ama H4-1, H5-1 fark etmiyor. Şu dakikadan sonra yine Marcao'nun hava topunu alamaması gibi Van Dijk'tan. İrfan için söylenecek bir şey yok. Geleni gideni aldı. 7 kaleye isabetli bulan şut ve an itibariyle 4 gol gördük kalemizde. Ne yazık ki, ne yazık ki. Ama dediğim gibi oyun karşılığı olarak baktığımızda bence hak etmediğimiz bir skor oldu. Zaten puan bile büyük bir mucizeydi. Yalan yok ama yani insanda bir umut ışığı oluyor tabii her zaman. Arma sahadaysa, Galatasaray'ın arması olduğu her yerde umut oluyor. Bu arada Alexander-Arnold, İrfan ne yapıyorsun diyeceğim. Kurtardı bu sefer. Kurtardı bu sefer ama atak devam ediyor Marcao. Çok tehlikeli geldi Liverpool. João Gomes. Van Dijk yine kafayı vurdu, yine dışarıya gitti. Yani gerçekten duran toplara hiçbir önlem alamadık arkadaşlar an itibariyle. Evet, çok aşırı hücum ağırlıklıya da geçmiyorum. Yani 7-8'e gitmesin karşılaşma diye açıkçası. Şimdi Salah. Tavares al oğlum onu ya. Al, önünden geçiyor top ya. Robertson. Muhammed Salah dışarıya vurdu. Dakika 84 Anfield'da. Ya bu seviyeler için daha yeterli değiliz zaten. Bu seviyelerde hani Liverpool'la ciddi manada kapışabilmemiz için arkadaşlar çok net bir 2-3 seneye daha ihtiyacımız var. Çok net. Gomez, Virgil van Dijk. İrfan ne yapıyorsun İrfan? İrfan yani duran top manyağı olduk bugün ya. İptal Allah'tan da. Gerçi fark etmiyor yani bu dakikadan sonra dediğim gibi H4 H5. Evet, yani maça özellikle iyi başladık. İkinci yarıda aldığımız hücum riski biraz ters tepti arkadaşlar. Tam tersi oyunun kontrolünü kaybettik ama bu kadar farklı bir mağlubiyeti de hak ettiğimizi düşünmüyorum. 4 yediğimiz golün 3'ü duran toptan geldi. 3'ü de kornerden geldi. 14 şut 8 isabet 1.32 gol beklentisi altında bir Liverpool deplasmanı için iyi bir savunma performansı. 8 şut 4 isabet 0.35 gol beklentimiz var. Evet, gol beklentimiz biraz düşüktü ama bireysel olarak Morutsan, Brenner, Barış, Emre Kılınç, Balogun gerçekten çok kötü.
bugünkülerde bugün. Fabinho, Gomez, Corona ve Van Dijk golleri Berkan Kutlu ile cevap vermeye çalıştık ama olmadı. Çıkıldağ maçının en iyisi 7.2, Kamara 7, etkili performanslar. Bireysel anlamda gerçekten çöküş yaşadık. Yine de kötü günde Berkan 6.9 ve Neco Williams 6.9 ile vasat üstü performans sergilediler takım geneline göre. Şimdi soyunma odasına gideceğiz. Ne diyelim? Bu maçta favori değildik ve siz elinizden geleni yaptınız. Evet, oyuncuların da motivasyonu kaybetti. Ne diyeyim anasını, kızayım mı? Evet, 3. maçlar tamamlandı grupta. Lazio 3 maç 6 puan, Liverpool 3 maç 6 puan, Galatasaray'ımız 3 maç 4 puan, Kulüp Brugge 3 maç 1 puandı arkadaşlar. Muhtemelen Avrupa Ligi'ndeki devam için Kulüp Brugge'u yenmemiz gerekecek. Ben artık gruptan çıkma adına çok fazla ümidimin açıkçası olmadığını düşünüyorum. Zaten çıkmamalıyız, bu grup biraz sert bize. Bir beden büyük bir grup oldu açıkçası. Evet, şimdi bu maçı kaybettik. Şimdi Başakşehir, Manisa, Karabük maçlarını ben gidiyorum. Sizle direkt Liverpool maçında görüşüyoruz. Umarım ligde puan kaybı yaşamayız tabii. Bir de işin lig kısmı var. Ligde puan kaybı yaşamak istemiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, şimdi sizlerle Liverpool maçında görüşmek üzere diliyorum. Ben de lig maçlarını yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nef Arena'da Liverpool'u konuk edeceğiz. Ondan önce ligde oynadığımız 3 maçı da kazandık bu arada. 3'te 3 yaptık. Şöyle bir bakalım hemen maçlara. Başakşehir deplasmanında 1-0'la kazandık. Açıkçası o Lazio ve Beşiktaş maçlarındaki oyun gücünün biraz gittiğini gördük. Savunmayla kazandık. 15 şut, 4 isabet, 1.73 gol beklentisinden Brenner'ın penaltı golünü bulduk. Savunmada iyiydik. 5 şut, 3 isabet, 0.81 gol beklentisi vardı rakibimizin. İrfan, Tavares, Nelson, Kamara, Boyd, Taylan, Çıkıldağ, Kerem Morutsan, Emre Kılıç ve Brenner 11 ile başladığımız maçta İrfan 7.5, Nelson 7, Boy 7.4, Taylan 7.5 performans puanıyla dikkat çektiler ama hücum anlamında Brenner, Kerem Morutsan ve Emre Kılıç oldukça kötüydü. Açıkçası sonucun iyi olduğu ama oyunun kötü olduğu bir maçtı. Başakşehir maçı yine de 3 puan almak güzel tabii ki. Daha sonra kendi sahamızda ligin küme düşme takımlarından bir hattında olan takımlarından ve yeni takımlarından biri Manisa'yı ağırladık. Manisa karşısında da gerçekten zorlandık. Yine rotasyonlu bir kadroya çıktım. İrfan, Kerim, Markao, Nelson, Neco Williams, Berkan, Salih, Kerem, Ömer Beyaz, Barış ve Balogun 11 ile çıktım arkadaşlar. Çıkıldağ, Morutsan, Brenner gibi önemli hücum ayakları yoktu. Hücumda yine kötüydük. 18 şut, 4 isabet, 2.27 gol beklentisinden Kerem ve Emre Kılınç gollerini bulduk. Galibiyet golü 90. dakikada Emre Kılınç'tan geldi arkadaşlar. Genç Kerem'in oynadığı futbol bugün gecenin bu maçta özelinde bizim için en olumlu taraftı. Kerem 7.7 performans puanıyla iyi bir performans gösterdi. Kerim Çalhanoğlu sol bekte. Onun haricinde rakipten gol dedik. Yani Manisa'dan gol yememiz de tabii ki düşündürücü. Mazokki'nin golünü yedik. 6 şut, 4 isabet, 0.44 gol beklentisi vardı Manisa'nın. Daha sonra bir milli ara ve milli aradan sonra kendi sahamıza Fatih Karagümrük'ü konuk ettik. Rahat bir maç oldu diyebilirim. İlk 11'imiz İrfan, Tavares, Camaro, Nelson, Sasha Boy, Salih, Taylan, Balogun, Morutsan, Barış ve Brenner şeklindeydi. Liverpool maçını düşünerek bazı önemli oyuncuları dinlendirdik. 19 şut, 9 isabet, 4.12 gol beklentisi. İki Barış ve iki Brenner gollerini bulduk. Brenner atmaya devam ediyor bu arada. Gerçekten en iyi transferimiz diyebilirim. Çok fazla imkan vermedik rakibe. Gol beklentileri 0.30 ama 0.30 gol beklentisinden Ahmet Musa golünü çıkarttı Karabük. Ve böylecelikle ligde arkadaşlar rahat konuma geldik diyebilirim. 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikte 25 puanla zirvedeyiz. Adana Demirspor'un 8 maç 21, Başakşehir'in 10 maç 20, Beşiktaş'ın 10 maç 18 puanı var. Fenerbahçe kötü gidiyor. Victor Pereira İran'ın koltuğu sallanıyor. 9 maç 14 puan. Trabzon'da toparlanma var. 9 maç 13 puanda Bordo Maviller. Evet, şimdi Liverpool'u ağırlayacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde 4-1 yenilmiştik bir önceki karşılaşmada hatırladığınız üzere. Bu karşılaşmada ben Nelson'la yine Kamara'yı koyacağım. Sağ tarafa Neco Williams'ımızı atalım. Kerem Aktürkoğlu sola gelsin. Çıkıldağ'ı alacağım Taylan yerine. İki yönlü orta sahada Salih'i koyacağım. Tamam, bu kadro yeterli ve güzel bir kadro oldu bana göre. Hatta Salih yerine de Ömer Beyaz'ı yedeğe alalım. Evet, bu kritik maçtaki ilk 11'imiz İrfan. Çok büyük hayal kırıklığı İrfan şu ana kadar arkadaşlar. Yani Mustera'yı geri bile çağırabiliriz. Çok basit goller yiyor. İrfan, Tavares, Markao, Kamara, Neco Williams, Berkan, Çıkıldağ, Kerem, Morutsan, Barış ve Brenner 11 ile çıkıyoruz. Bir puanın harika olacağı bir karşılaşma. Liverpool kazanarak gruptan çıkmak adına büyük avantaj elde etmek isteyecektir. Diğer gruptaki diğer maç ise Kulüp Brugge ile Lazio arasında. Evet, Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Sergio Gomez, Fabinho, Anderson, Declan Rice'ı almış herifler. Yuh!
Declan Rice, Muhammed Salah, Mane, Firmino bence geçen Anfield Road'daki kadrodan çok daha iyi bir kadro. Declan Rice, bayılıyorum o adama. Yumruğu sıktık. Yani son zamanlarda basın sizi çok övüyor. Bu övgüden hakkını verin diyeceğim ama çok da umutlu değilim arkadaşlar. Yani gerçekten kadro kalitesi anlamında çok ciddi fark var rakibimizle bizim aramızda. Yani biz gençlerle daha çok yola devam ederken Liverpool Declan Rice transferini yapabiliyor. Hücum hattı zaten denecek bir şey yok. Yalnız Sergio Gomez'in sol bek oynaması da enteresan. Robertson yok. Evet, bu arada Lazio Kulüp Brugge'u mağlup etmiş arkadaşlar. 4 maç 9 puanda Lazio. Ve Kulüp Brugge dediğim gibi Nef Arena'da oynayacağımız Kulüp Brugge maçı Avrupa Ligi biletini almak için bizim için kritik bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde şu an giden nokta açıkçası bu. Evet, başarabilirsiniz çocuklar diyelim. İlk 10 dakikayı Nef Arena'da 0-0'lıkla geçtik. Hoppa, pardon pardon pardon, ben maçları hızlı oynadım. Şöyle hemen yapayım. Devam. Fabinho, Firmino savunma arkasında çok iyi koşuyor, çok iyi koşuyor ve gol. Muhammed Salah dakika 13. Ne yazık ki Firmino'nun playmaker özelliğinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu golde. Bakın. Firmino harika bir savunma arkası. Tavares uyuyor. Muhammed Salah da sol ayağıyla topu köşeye yolluyor. Burada İrfan'a kızılacak çok fazla bir durum yok açıkçası. Burada İrfan'a bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Evet, başarabilirsiniz çocuklar diyoruz ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Anfield'da oynadığımız İngiltere'deki maçta da 3 duran top gol yemiştik. Yani biraz kalite farkı ortaya çıktığını söyleyebiliriz bu iki Liverpool maçında. Şimdi Barış Alper ceza sahasında çıkartamadı ortaya. Uzun bir top karşıladık. Berkan Kutlu'dan çıkıldı. O bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Nuno Tavares'in desteği var ama o sağ tarafa döndü. Neko Williams'tan orta geldi. Brenner vurdu Alisson Becker. İyi bir şans. Yani Liverpool'a karşı bulunabilecek iyi şanslardan biriydi gerçekten. Brenner vurdu ama Alisson Becker gole izin vermedi. Salah götürüyor. Karşıla be abi ya. İyi bir şanstı. Gerçekten iyi bir şanstı. Evet, ilk yarım saati böyle geçtik. Biraz hücum gücümüzü riske alacağız. Dediğim gibi ha bir gol yemişiz, ha iki gol yemişiz, ha 5-0 yemişiz, ha 1-0 çok önemli değil. Şöyle şuraya bir merkez orta saha bir tık ileri atalım. Berkan Kutlu'yu. Haydi bakalım devam. Dakikalarda 32'ye geldi. Şimdi Joe Gomez de savunmadan çıkmaya çalışıyor. Liverpool. Orada presimiz var. Marcao, al oğlum onu. İrfan kısa pas oynasana İrfan. Delirttin beni ya. Önünde ne, bomboş Kamara. Adamlara atak fırsatı verdik ya. Alexander Arnold, Tavares, Kerem. Sakin çocuklar ya. Sakin ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. İnatla uzun oynuyor ya. Henderson. Mane filmin aman dikkat dikkat Mane'ye dikkat dikkat Mane'ye dikkat dışarıya Allah'tan dışarıya ama daha öncesinde kalkan ofsayt var ya yani İrfan'ın inanılır gibi değil ya böyle bir oyun kurma olayı yok yani. Evet, savunma iyi ama hücumda hiçbir şey yapamadık arkadaşlar Liverpool'a karşı. Bunu kabul etmek lazım. Kötüydük. 3 şut 2 isabet 0-34 gol beklentimiz var. 5 şut 3 isabet 0-38 gol beklentimizin var rakibimizin ve 1-0 önde Liverpool Def Arena'da. Şimdi şöyle takım yumruğu sıkıp haydi beyler varınızı yoğun ortanıza koyun diyeceğim ama çocuklara da çok fazla bir şey diyemiyorum. Şunu gizli forvet hücum yapalım. Kerem'i de ters ayaklı kanat oyuncusu hücum yapalım. Artık riskleri alacağız. Kerem çok kötü. Kerem yerine Balogun hamlesini yapacağım. Berkan çok kötü. Berkan yerine de Taylan'ı alacağız. Taylan buraya, Çıkıldağ buraya diyeceğim ve devam edeceğiz arkadaşlar ama yani bakalım. Dakikalarda 52'ye geldik. Nef Arena'da skor hala 1-0 Liverpool lehine. Yani hiçbir şey yapamadık. Hücumda hiçbir şey öğretemedik. Geçtiğimiz maç hatta Anfield'daki maçta çok daha yine savunma arkası koşusu. Allah'tan Mane bugün formunda değil. İyi bir şans daha kaçırdı. Liverpool dakikalarda 66'ya geldi. Artık yani biraz aşırı hücum ağırlıklıya geçeceğim. Şurayı çıkıldı daha bir Mezzella yapalım. Tavares'i bir tık öne atacağım. Nico Williams'a da bir tık öne atacağım. Riski alıyoruz artık. Riski de almak lazım arkadaşlar. Morutsan kötü bugün. Morutsan
Bir Ömer Beyaz yapalım. Ömer Beyaz. Kendini göstermek için bu arada belki şapkadan tavşan çıkartabilir. Çünkü öyle bir oyuncuya şu an çok ihtiyacımız var açıkçası. Çok ihtiyacımız var. Alisson Becker'dan Fabinho, Gomez, Virgil van Dijk. Şimdi araya Çıkıldağ girdi. Çıkıldağ bıraktı. Balak'ın gol pozisyonu. Bu gol kaçar mı ya? Yani bu gol kaçmaz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu golü Liverpool'a atamazsanız zaten bir daha da gol atamazsınız. Bu arada bir duran toptan yine yiyorduk. Top direkten döndü. Ya hiçbir şey yapamadık hücumda. Hücum ağırlıklı oynamamıza rağmen hiçbir şey üretemedik. Gerçekten üretemedik. Ürettiğimiz en net gol pozisyonunda da Balogun anlamsız bir şekilde rakibin topu rakibin kucağına attı. Alisson Becker'in kucağına attı. Evet, olmadı. Olmadı. Deneyecek çok fazla bir şey yok. 1-0'la yeniliyoruz NEF Arena'da. En azından 1 puanı hak ettiğimiz bir maçta diyebilirim arkadaşlar. 10 şut 6 isabet 0.93 gol beklentisi var. Liverpool'u savunmada gerçekten iyi tuttuk ama hücumda kötüydük. 10 şut 5 isabet 0.76 gol beklentisi. Bence 1 puanı hak ettiğimiz bir maçtı. Salah'ın golüne engel olamadık. Maçın en iyisi takımımız adına Neco Williams 7.4, Kamara 7, Marco Ay 7, 2 Çıkıldağ ile 7 ile oynarken hücum hattında Balogun, Barış, Brenner, Kerem, Morutsan döküldüler bugün bireysel anlamda. Canımız sağ olsun bu seviye için daha var. Yolumuz var bu seviye için. En azından bunu görüyoruz arkadaşlar. Ne diyelim? Yani istediğimiz sonucu alamasak da sizi suçlayamam diyeceğim. Rakibimiz çok güçlüydü diyeceğim ve bu maçtan sonra oluşan puan durumuna bakalım. Artık dediğim gibi Kulüp Brugge'de Avrupa Ligi mücadelesine çıkacağız. Lazio 4 maç 9 puan, Liverpool maç 4 maç 9 puan, Galatasaray'ımız 4 maç 4 puan ve Kulüp Brugge 4 maç 1 puanda. Klopp 2 maçta bizi tokatladı ama ezilmedik ben. Yani çok net bunu söyleyebilirim. Çok ezik bir Galatasaray görmedik. Bu geleceğe umutla bakmamıza yol açarken yine de kendimizi geliştirmemiz gereken olan noktalarda olduğunu da gördük. Ve of, Marcao, Berkan, Nuno Tavares. Üçü de Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçta yani evimizdeki Kulüp Brugge maçında olmayacak arkadaşlar. Kritik 3 oyuncu olmayacak o maçta. Evet, şimdilik bu videoyu burada bitireceğim. Liverpool serilerinden 2 mağlubiyetle ayrıldık. En kötü bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum 2 maçta ama olmadı. Futbol böyle. Oyuncu kalitesi çok önemli. Şimdi önümüzdeki video Kulüp Brugge maçıyla başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maç arkadaşlar Kulüp Brugge maçı. Kulüp Brugge'yi yendiğimiz takdirde Avrupa Ligi'nden yolumuza devam edeceğiz. Bence bu gruptan da Avrupa Ligi'ne gitmek bizim için daha hayırlısı. Daha bu gruptan hani gruptan çıkma aşaması için bayağı bir fırın ekmek yememiz gerekiyor. Onun haricinde Alanya deplasmanını ben oynayacağım. Kasımpaşa var ve Lazio deplasmanına gideceğiz. Evet, önümüzdeki videoda arkadaşlar Kulüp Brugge ve Lazio deplasmanlarına gitmiş olacağız. Bir nevi Şampiyonlar Ligi grup aşamasını da tamamlamış olacağız. Lige baktığımız zaman ligde dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. 25 puanla ligde lider durumdayız. Gol krallığı yaşında Brenner 8 golle lider durumda. Ortalama puanda Neco Williams 7.53 ortalama puanıyla ligin zirvesinde. Şu gelişim merkezine bakalım. Altyapıdaki oyunculara bir bakalım isterseniz. Kim ne durumda, gelişimleri ne durumda devam ediyor. Ulaş Göçmez sol bek oyuncusu gelişimine devam ettiriyor. Ondan umutluyuz. 1-2 sene içinde A takım almak istiyoruz ama birazcık daha fiziksel gelişimini sürdürmesi gerekiyor ki antrenman programı ayarlı hız ve hızlanmada. Onun haricinde bakalım kimler var orada. Sarper Çağlar'ı geçiyorum. Gürkan Ergün var, santrofor oyuncusu. O da gelişimine devam ettiriyor. Ama daha da gelişmesi lazım. Bu profiller yetmez. Samet Bilgin var arkadaşlar aynı zamanda. O da gelişimini devam ettiriyor. Bu üç oyuncu da gözümüz önümüzdeki sezon A takıma çıkartmak için. Evet, bitiriyorum. İki mağlubiyetle bitirdik ama oynadığımız takım da Liverpool'du arkadaşlar. Yapacak çok fazla bir şey yok. Kalite farkının ortaya çıktığını gördük. Yediğimiz 5 golün 3'ü duran toptan geldi. İkisi akan oyundan geldi Liverpool karşısında. Ama en azından evimizdeki maçta NEF Arena'da bence bir puan hak ettik. Hak edecek oyunu oynamıştık. Balogun'a gol atsa en azından prestij puanı almış olabilirdik Liverpool karşısında, olmadı. Evet, bitiriyorum. Hoşça kalın diyorum. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın ve Football Manager 2022'de kalın diyorum.